İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Birleşmiş Milletler'e kapsamlı bir dosya sundu. Hadrut'ta vandalizm. Azeriler Beyaz Haç Kilisesi'nin kubbesinden haçı kaldırdı. Misak-ı Milli Antlaşması'nın çizdiği sınırlar Erdoğan'ın gündeminde. Artsakh'tan yerinden edilenler protestoda bulundu ve Dışişleri Bakanı'na bir mektup sundu. Batı Ermenistan'ın Van ilinde Ermeni ressam Arşil Gorki anısına yapılmış çeşme tahrip edildi. Hamlet Hovsepyan, müceferat yapan bir halk olarak dünyaya sunacak bir kitap kataloğumuz bile yok. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan açıklıyor. Birleşmiş Milletler'e antlaşmalar, sözleşmeler, yerli halklar ve devletler arasındaki diğer yapıcı düzenlemeler hakkında 800 sayfalık bir klasör dosya gönderdim. Ayrıca dosyada barış antlaşmaları ve uzlaşma girişimleri ve bunların anayasal tanımları da yer almaktadır. Birleşmiş Milletler'den dosyanın onaylanmasına ilişkin cevabı aldığımı bildirmek isterim. Her şeye rağmen yerli Ermeni halkı ve Batı Ermenistan'ın haklarını koruma mücadelesi devam ediyor. 27 Ocak 2022 Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Devlet Başkanı. Azerbaycan sürekli olarak Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarda kültürel mirası ve Ermeni izlerini yok etme politikasını sürdürmektedir. İşgal altında bulunan Artsakh topraklarında 2020 yılı sonundan bu yana Azerbaycan'ın işlediği kültürel soykırım örneklerine Hadrut bölgesine bağlı Van köyündeki Spitak Haç Kilisesi de eklendi. Azerilerin kilisenin kubbesinden haçı kaldırdıkları sosyal ağların Azerbaycan bölümünde yayınlanan video görüntülerinden anlaşılıyor. Azerbaycan tarafı ayrıca manastırın yeniden inşa edilmesi bahanesiyle haçın yanı sıra kilisenin çatısını da yıktı. 2021 yılının Kasım ayı başlarında Azerbaycan kiliseyi gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bir Alban Udik kültürünün mirası olarak takdim etti. 28 Ocak 1920'de kapalı bir oturumda Osmanlı Parlamentosu milletvekilleri tarafından Osmanlıcası Misak-ı Milli olan Milli Antlaşma kabul edilir ve 17 Şubat'ta kamuoyuna sunulur. 6 maddelik belge Kemalist Milliyetçi Hareket'in Türkiye'ye ait toprakları ve sınırları belirleyen siyasi beyanı olarak kabul edilmektedir. Bu hacimsel belgeye göre Batı Trakya, Kıbrıs, Ege Adaları, eski Musul ve Halep vilayetleri ve diğerleri Türkiye'nin sınırlarına dahildir. Milli Antlaşmanın sınırları ile ilgili çeşitli haritalarda Acarya ve Nahçıvan da Türkiye toprakları olarak yer almaktadır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'tan yerinden edilenler hükümet binasının önünde protesto eylemi düzenledi ve bu sırada gazetecilerle yaptıkları söyleşide statüleriyle ilgili bir dizi sorunu dile getirdiler. Protestoculardan biri protestosunu şu şekilde ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti mülteci statüsünü tanımamaya devam ederek kendi cezai kayıtsızlığını sürdürüyor. Bundan da ülkesinde yaşayan Ermeninin kendisini Ermeni olarak hissetmediği ortaya çıkıyor. Bir defasında Birleşmiş Milletler ofisinde mülteci statüsüyle ilgili bir toplantı düzenlendi. Yetkililer bize net bir şekilde "Eğer hükümetiniz bu statüyü tanımıyorsa biz onu nasıl tanıyabiliriz?" diye yanıt verdiler. Artsakh'tan sınır dışı edilenler Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a mülteci statüsü sağlanmasına ilişkin bir mektup vermek üzere Dışişleri Bakanlığı'na yürüdü. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde doğan ünlü Ermeni ressam Vostanik Adoyan Arşil Gorki anısına 2015'te Ardamet Erdemit'teki evinin yakınında yapılan çeşme tahrip edildi. İlçeye bağlı Dilkaya Mahallesi'nde doğan ve 1915 Ermenilere uygulanan soykırımda doğduğu toprakları terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ressam Arşil Gorki anısına kendi adıyla anılan çeşme 2015'te restore edilerek tekrar faal hale getirilmişti. Çeşme halk arasında Gorki Çeşmesi olarak biliniyordu. Çeşmenin olduğu alana Ermenice, Kürtçe, İngilizce ve Türkçe dört dilde ressamın biyografisinin yazılı olduğu bir tabela da asıldı. Önce suyun aktığı kısmındaki musluklar kırıldı ve ağaç tıpalarla suyu kapatılan çeşmenin taşlarında
Gorki'nin isminin yazılı olduğu yerler tahrip edildi. Sonunda Gorki'nin biyografisinin 4 dilde yazılı olduğu tabela da yerinden sökülerek yok edildi. Yetkililer ise çeşmenin tahrip edilmesinden haberleri olmadığını belirtti. Ermeni uygulamalı sanatının ve diğer eşsiz eserlerin koleksiyoncusu Hamlet Hovsepyan, Facebook sayfasında şunları yazdı. Bu mücevherler Ermenilere yönelik soykırım sırasında çok hayat kurtardı. Evet katılıyorum, dedelerimiz önceden fark edip aynı mücevherleri kurşuna çevirselerdi, bugün elbette çok daha fazla sayıda soydaşımız farklı bir Ermenistan'da yaşıyor olurdu. Birçok Ermeni mücevherlerini Kürt komşularına vererek kurtulmayı başardı. Batı Ermenistan'ın farklı şehirlerindeki müzelere yaptığım ziyaretler ve atalarımın tarihi beni esas olarak Ermeni mücevherlerini ve diğer eşyalarını aramaya ve onların köklerine döndürmeye teşvik etti. Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Ermeni gümüşçülerin, halı dokumacılarının, nakışçıların, çömlekçilerin, minyatür ressamlarının ve diğer ustaların eserleri haksız yere Türklere, Kürtlere, Araplara, İranlılara, Ruslara, Balkan ülkelerine, diğer halklara affedilir. Ama asla Ermenilere affedilmiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Datebik Zazandaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gına Ari Manari adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.